Evet, dördüncü soruda Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te 1'i çıkartılarak bulunan sonuç 9 ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Evet, Zehra'nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayılan her birinin 3'ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir. Buna göre Zehra'nın bu sınavda aldığı puan en çok kaçtı? Şimdi sevgili gençler, 45 tane soru olduğu için, 45 soru olduğu için demek ki doğru sayısını olabildiğince ben fazla yapayım ki bunun puanı en fazla olsun. Peki 45 sayısına yakın, en yakın. Çünkü biliyorsunuz 45 sayısı 3'ün bir tam kuvveti şeklinde yazamam. 45 sayısına en yakın 3'ün tam kuvveti kaçtır arkadaşlar? 27'dir. Demek ki doğru sayısını maksimum ben kaç yapabilirim? 27. Peki sonra yanlış ve boş sayılarını da hesaplayalım. Peki 27 ise 45'ten 27 çıkarsak 18 olacak. Şimdi 18'i de arkadaşlar öyle iki sayı ayırmam gerekiyor ki her ikisinde 3'ün tam kuvveti şeklinde yazmam gerekiyor. Peki 3'e 15 yazamam çünkü 15 tam kuvvet değil. Başka nasıl yapabilirim? 6'ya 9 yazsam olmaz. Tabii 6'ya 12 olması gerekiyor. Hiçbiri değil. O zaman arkadaşlar bir tek 9'a 9 şeklinde yazabilirim. Yani yanlış da 9, doğru da 9, boş da 9, toplam 18 olacaktır. Peki ben dikkat edin şunu 3 üzeri 3, şunu 3 üzeri 2, şunu 3 üzeri 2. Bakın hepsini ben 9'un 3'ün kuvveti şeklinde yazdım. Peki şimdi puanı hesaplayalım. Dikkat edin yanlış cevap sayısının 3'te 1'i gidecek. O zaman önce netini hesaplayalım arkadaşlar. 27 tane doğrudan 9'un 3'te 1'ini çıkartmam gerekiyor. 9'un 3'te 1'i 3'e eşit olur. 27'nin 3 çıkarsa 24. Demek ki 24 tane arkadaşlar bunun neti var. Her bir neti kaçla çarpmamızı istiyor? 9 ile çarpmamızı istiyor. Puanı hesaplamamız için 9'a çarpalım. Peki şimdi şunu bir çarpmaya çalışalım. 24'ü arkadaşlar 8 çarpı 3 şeklinde yazmak istiyorum. Bunu da 3 çarpı 3 yazmak istiyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 8 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3 çarpı. Burası da 3 üzeri 3 oldu. Şimdi üstler aynıysa tabanları çarpabiliyorum. O zaman 2 kere 3 6. İşlemimizin sonucu 6 üzeri 3 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği.